Pazartesi günü attığım Clash Royale videosuna beğenileriniz beni çok mutlu etti. 10.000 beğeni istemiştim fakat videoda demiştim ki Clash Royale kanalı olmadığım için 10.000 beğeni biraz zor gelebilir demiştim. Buna rağmen 6.000 beğeni attınız arkadaşlar. Ve bu yüzden Clash Royale'in yeni bir bölümünü çekmeye karar verdim. Bugün Clash Royale'deki gelmiş geçmiş en büyük 10 oyun hatasına bakacağız ve bunlar cidden sizi şok edecek çünkü bayağı ilginç şeyler buldum. Ve şu an salonda oturan annemden beni evden atmak için tehdit ediyor. Bu video 8.000 beğeni gelmezse beni evden atacakmış. Tamı tamına 8.000 beğeni bekliyor. Ve büyük ihtimalle size annemlem ile de tanıştıracağım. Onunla da bir tane video gelecek. Ayrıca bu akşam saat 18.00'da yan kanalım yani Yoğurt Enzel'de bir tane Clash Royale videosu paylaşacağım. Bundan sonra her akşam saat 18.00'da yan kanalımda Clash Royale videolar olacak. Gidip beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Açıklama kısmında var zaten. Genellikle insanlar Supercell'in oyunlarında böyle büyük bug'ların olduğunu bilmiyor. Yani bunların olmasına inanmıyor. Fakat şu an Clash Royale'de belki de çoğunuzun çok severek kullandığı bir kart var. Ve bu kart arkadaşlar Cehennem Kulesi, Felaket Kulesi aynı şey. Şeydeki Clash of Clans'daki Cehennem Kulesi'den aynı şey. Ve bu kart oyunda yaklaşık 5 sene önce çok büyük terörler estiriyordu. Mesela bu kartın menzilini görüyorsunuz. Bakın golem konulduktan sonra kartın menzili burada yazıyor. Peki bu kartın menzili bir zamanlar nasıl hayvani bir şekilde upuzundu ve bu kart sayesinde düşman kulesine nasıl vuruyordunuz? Şimdi bunu izleyeceğiz. Öncelikle bu oyun hatasını yapmak için oyunda bütün her yeri iksir toplayıcı koyup ya da herhangi bir bina kartı koyup gördüğünüz gibi bütün alanı doldurmanız gerekiyor. Hatta bunu birazcık ilerletirsek buradaki bütün alana iksir toplayıcıyı koyduktan sonra oyunda herhangi bir yere bina koyacak yer kalmıyor. Bu arada bu artık olmuyor, bunu belirtmek istiyorum. Oluyor fakat belli şartlar altında oluyor. Bunun da videosunu gelecek zamanlarda çekeceğim. Bu video güzel beğeni gelirse. Şimdi geçmiş zamanda olan Cehennem Kulesi'nin bug'ına bakın. Oyunda hiçbir şekilde iksir toplayıcı koyacak yer kalmadıktan sonra Cehennem Kulesi'ni yapıştırıyorsunuz. Şimdi Cehennem Kulesi'ni koymak üzere arkadaşlar. Ve Cehennem Kulesi'ni koyduktan sonra hiçbir yer kalmayacak. Bakın koymaya çalıştı, koydu. Bu sefer başarısız. Fakat diğer aynalı Cehennem Kulesi'ni gördüğünüz gibi tepeye koydu. Belki o anı görmeyenler vardır. O anı görmeyenler vardır diye bunu tekrar göstermek istiyorum. Bakın bütün alanlar dolduktan sonra Cehennem Kulesi'ni koyuyorsunuz. Cehennem Kulesi konulduktan sonra aynalı Cehennem Kulesi hemen elinize geliyor. Ve bakın şu an Cehennem Kulesi'ni koyacak hiçbir yer yok oyunda. Ve Cehennem Kulesi'ni koyacak bir yer olmadığı için oyun otomatik olarak Cehennem Kulesi'ni en sol üst tepeye atıyor. Ve Cehennem Kulesi 1512 canı olan normal kuleyi bakalım nasıl eritecek. Bakın şimdi 1512 ve hızlı bir şekilde düşman kulesinin canını bu şekilde eritebiliyorsunuz. Bu oyunda halen mevcut. Fakat bunu yapmak için belirli şartlar lazım. Ve bu belirli şartları bu videoya güzel veri gelirse tekrar göstereceğim. Cehennem Kulesi yeniden döndü oyuna kısacası. Şimdi şu gördüğünüz kahramanlar oyuna ilk geldiğinde her şey stabil bir şekilde çalışmıyordu. Özellikle büyük bir şekilde alan kaplayanlar. Mesela kraliçe birazcık tiny, küçük. Diğerleri de birazcık küçük fakat bu kahramanlar arasında en büyük yani en şişko, en iri yarı olan İskelet Kral'dı. Ve İskelet Kral oyuna ilk eklendiğinde size tamamen sınırsız bir şekilde mezarlık ve 2 iksir karşılığında iskelet verebiliyordu. Ve bu şu şekilde oyundaydı. Şimdi neyden bahsettiğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu arada bu videoları çeken Milo the Great, artık nasıl okunuyor bilmiyorum, şu ekranda gördüğünüz arkadaşa çok teşekkür ederim. Kendisinin profiline gidip oradan siz de bunları kendiniz izleyebilirsiniz. Fakat İskelet Kral oyunda ilk çıktığında böyle bir hatası vardı. Bakın kulenin arkasında sıkışıyor ve kulenin arkasında sıkıştıktan sonra hareket edemiyor. Ve bu da sizin sınırsız bir şekilde iskelet çıkartmanıza sağlıyor. Ve bu da oyunda haksız bir şekilde kazanç elde edebilmenize neden oluyordu. Sizce de harika bir şey olmaz mıydı? Tek bir iskelet kral sayesinde 2 iksir karşılığında bir sürü iskelet çıkartabilirdiniz. Harika bir şey olmalı. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Şimdi her şey size normal bir video gibi gözükebilir. Fakat şu an ana kralın kulesindeki orada bir tane kahverengilik var ve bu kazıcının kahverengiliği arkadaşlar. Şimdi oraya bakarsanız kazıcı oyunda ilk attığınızda bir şekilde bug'a giriyor ve kral kulesine sıkışıyor ve ilerleyemiyor.
bildiğiniz yer altını kazıyor. Ve böyle garip garip sesler çıkartıyor. Yer altını oyunun başına sonuna kadar kazıyor ve orada takılı kalıyor. Bu şekilde kartı kullanamıyorsunuz ve iksir zararına giriyorsunuz. Clash Royale tarafından kaldırılan başka bir oyun hatası daha. Ve şimdi bir diğerine geçelim. Bu oyun hatası çok tatlı bir oyun hatası arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeniden köstebek iş başında ve köstebeği eğer doğru zamanlarsanız klonlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi köstebek attıktan sonra klon büyüsünü bir şekilde atarsanız orada köstebek klonlanıyor ve kendi kendine yürüyor ve bu çok saçma bir görüntü oluşturuyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Ve bu görüntü halen mevcut oyunda garip bir şekilde ve bunu yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken doğru şartlar altındaki kombinasyonları yapmak. Şimdi bir diğerine geçelim. Şu an her şey çok normal gözüküyor değil mi? Aslında hiçbir şey normal değil. Bu oyun iki kişilik savaş modu aslında fakat İkinci kişi nerede? İkinci kişi oyuna girince şu şekilde geliyor. Bakın oyuna girecek şimdi ikinci kişi ve Kral Kulesi ters bir şekilde oyuna ikinci kişi geliyor. Bu aslında 2vs2 savaş modu gibi gözüküyor arkadaşlar. Aslında 2vs2 savaş modu değil. Tamamen görsel bir hata. 1vs1 savaş modu, 2vs2 savaş modu şeklinde alıyor. Ve bu şekilde sizin kral kuleniz karşıya gidiyor. Karşınaki size geliyor. Sizin ana taş kuleleriniz karşıya gidiyor. Karışıyor. Yani bildiğiniz İnsan Kırkayak filmindeki gibi garip bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. O filme çok iğrençti bu arada. Doğru şartlar altında kıvılcım ile klonu birleştirirseniz kıvılcımınız elektrik çarpmasından etkilenmiyor. Bu videoyu izleyeceğiniz gibi. Bu da büyük bir oyun hatası. Bakın kıvılcım şimdi gidecek. Doğru şartlar altında gördüğünüz gibi. Ve orada elektro büyücü kıvılcımı donduramıyor. Ve bunu sadece bilenler vardır büyük ihtimalle iyi oynayan oyunculardan. Ben bunu bilmiyorum. Halen oluyor mu bilmiyorum. Sadece bu videoyu doğru şartlar altında birleştirmiş. Bakın tam klon büyüsünü atıyor. Klon büyüsü atıldıktan sonra elektro büyücü geliyor ve elektro büyücü sanırım birazcık arkaya mı atılıyor? Arkaya da atılmıyor. Tam kıvılcımın üstüne atılıyor. Fakat kıvılcım elektro büyüsüne vurabiliyor. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Sizin fikirleriniz varsa bunu belirtebilirsiniz. Şimdi diğer bir oyun hatasına geçelim. Gerçekten ayna kartının neye benzediğini merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü ayna kartı oyunda belli bir kartı kopyalıyor. Fakat ayna kartı birazcık buglı bir kart ve şu şekilde bug'a girebiliyor. Bakın şimdi orada iskele attıktan sonra 3 silahşör atıyorsunuz. Ayna kartı tam aşağıda gözüküyor fakat ayna kartının yanında 3 silahşör tekrar gözüküyor. Yani ayna kartı bug'a giriyor aslında. 3 silahşör var, ayna kartı var ve de garip bir görsellik ortaya çıkıyor. Peki ayna kartını atarsanız ne olur? İskelet atmış oluyorsunuz. İskelet attığınız için ayna kartı böyle garip bir şekilde bug'a giriyor. Bildiğiniz görsel bir bug aslında bu. Bir Clash Royale videosunun daha sonuna geldik. Bunun gibi Clash Royale videoları gelecek. Ama sadece haftada 3 gün. Pazartesi, çarşamba ve cuma. 3, evet 3 gün gelecek. Bunun gibi videolar için beğenebilirsiniz. Böyle haftada 3 gün garip garip Clash Royale videoları açacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada bu hızlı bir duyuru olacak. Çünkü Instagram hesabımı yeniden aktifleştirmeyi düşünüyorum. Hemen açıklama kısmında Instagram adresim var. Ona da gidip Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da düzenli olarak görseller paylaşacağım arkadaşlar. Böyle benim garip hayatımı ve bu odanın dışında neler yaşandığını görmek istiyorsanız takip edin tabii.